Sol şeritte haftayı açıyoruz. Cüneyt Akman'ın kısa süre izniyle bendeniz karşınızdayım. Bugün konuğumuz CHP Başakşehir İlçe Başkanı Özgür Karabat. Bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha önce de Özgür Karabat burada önemli detayları, özellikle Kanal İstanbul'la ilgili vahim iddiaları yine Halk TV ekranlarına taşımıştı. Bugün hem gündemi olan biteni konuşacağız, hem de bir Bahçeşehir göleti mevzusu var. Bir gölette bu kadar çok soru işareti, bu kadar çok iddia olur mu demeyin. Bunun hepsini Özgür Karabat'a soracağız. Son gelişmelerle başlayalım. Bütçe görüşmeleri bugün olaylı başladı. Normal planlaması 13'te başlaması bekleniyordu ama 13'ü aştı. Bunun nedeni HDP'lilerin konuşmaları sırasında bir protesto yapıldı. HDP milletvekilleri tutuklu eş başkanları ve milletvekilleri için dövizleri kaldırdılar ve meclis bugün böyle bir protestoya şahit oldu. Bunun bilgisini verelim. Bunun dışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak. Tabii ki bu protestolar nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması da biraz olsun ertelendi. Ancak meclisten aldığımız son bilgilere göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu saat 17 sularında bütçe görüşmeleri için mecliste konuşacak ve bunu da Halk TV ekranlarından canlı olarak yayınlayacağız. Biz gündeme dönelim. Bahçeşehir göletini konuşacağız ama onun öncesinde Türkiye'nin geldiği noktayı da konuşmak lazım. Evet. Siz Başakşehir İlçe Başkanısınız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Şimdi yayına girmeden önce son bir bilgi aldık. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi, onu da ekranlara getirelim. İstanbul dibe vurdu manşeti atılmış. Hı. Turizm batıyor, maaşlar evet. Ödenmiyor. Evini satan patronlar var. Şimdi İstanbul'dan başlayalım önce. Evet. Hı hı. İstanbul'da böyle vahim bir tablonun haberleri yapılıyor. Ve birinci sıra haberleri bunlar artık haber sitelerinde. Bu denli dibe vurdu mu İstanbul gerçekten ekonomi anlamında? İstanbul, şimdi birkaç açıdan bakabiliriz. Birincisi kapatılan esnaf sayısı. Kapalı çarşı örneği var. Yarısından fazlasını kapattığı bir noktadayız. Fabrikalardaki kapasite kullanımları, istihdam oranları, azalan istihdam oranlarına bakabiliriz. Büyük sanayi bölgesindeki bizim bölgemizde iki tane sanayi bölgesi var. Onlara bakarız. Orada aynı durum var. İthalat, ihracatla ilgili veriler. Orada yine benzer kötü durumlarla karşı karşıyayız. Beklenti peki bundan nasıl? Bunun dışında mesela Türkiye'nin son zamanlardaki en dinamik sektörü ve şu ekonomi inşaat sektörü. Okay. Açıklanan rakamlara göre de inşaat sektöründe de hani geleceğe güvenle bakma endeksinde de düşmeler var ve İstanbul'da azalmalar gözüküyor. Bir arz fazlası var, konut satamama durumu var şu anda inşaat sektöründe. Turizmcilerinle ilgili hemen baktığımız şey aslında İstanbul aynı zamanda bir turizm kenti. Geleceğe güvenle bakmadıklarını görüyorlar ve bu turizmcilerin yaklaşık %71'i 2017'nin 2016'dan daha kötü olacağını düşünüyor. Bunun dışında vatandaşın durumu daha da kötü. Vatandaş ben hemen hemen şöyle, özellikle memur ve ücretiyle çalışan kesimler aldığı maaşı kredi kartına yatırıp ertesi aya bakan pozisyona gelmiş durumda. Zaten hükümet yetkilileri de yavaş yavaş acil reçetelerine falan bahsetmeye başladılar. Bu demek ki krizi ilk başta yoğun bir şekilde toplumun geniş kesimleri ve yoksullar, ücretiyle geçinenler hissedecek. Ama bu krizin diğer bir belirleyeni şu, ilk defa ekonominin büyük belirleyenlere de, büyük sermayedarlar da, büyük holdingler de çok yoğun bir şekilde bu krizi hissediyorlar. Bize gelen verilere göre büyük sermaye gruplarının, çok tanınmış büyük sermaye gruplarının, önemli sermaye gruplarının da artık kendi gayrimenkullerini satma noktasına doğru gittiklerinde haberlerini alıyoruz. Bunun siyasi ayaklarına gelelim isterseniz. Çünkü evet, doların verdiği en büyük tepki AKP, hı-hı, ve MHP'nin, Devlet Bahçeli'nin, MHP lideri, hı-hı, Bahçeli'nin vardığı o mutabakat sonrası doların verdiği, evet, o yüksek, hı-hı, tepki. Ekonomi hiç de iyi durumda değil. Doların verdiği tepki buna, başkanlık dayatmasına verdiği tepki, evet, ortada. Şimdi buna karşı bir Cumhuriyet Halk Partili olarak, Başakşehir, hı-hı, ilçe başkanı olarak bu yeni rejim dayatmasına karşı toplumsal muhalefeti toparlama adına nasıl öncelikler yapılmalı, nasıl bir planlama yapılmalı? Çünkü öyle gözüküyor ki anlaştılar, meclise gelecek, meclisten geçecek mi geçmeyecek mi şu an için bilinmiyor ama CHP örgütleri bu anlamda nasıl bir hazırlık yapıyor veya yapmalı? Evet, şimdi söyleyip bakmamız lazım. Öncelikli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir oylama gerçekleşecek. Oradaki matematiği iyi bir analiz etmemiz gerekiyor. CHP'nin 134 milletvekili var. Buna karşı anlaşanların AKP ve MHP'nin, daha dün birbirine ip atanların, bugün anlaşanların matematiği de 256'ları falan gösteriyor. Peki tüm bu matematikte MHP'den hayır diyecekler var mı? Evet, 5 civarında açıklanmış. Fire bekleniyor. Evet, 5 civarında zaten açıklanmış fire var. Birisi ihraç edildi. Bunun ötesinde ise MHP'den yine açıklamayan milletvekillerinde bu işe hayır diyebileceğini düşündüğümüz milletvekilleri var. Ama esas önemli şu, daha önce 1 Mart tezkeresinde olduğu gibi bu referandum sürecini terse çevirebilecek sayı aslında AKP'nin kendi içerisinde gizli.
AKP içerisinden buna hayır diyebilecekler çıkar mı sorusunun cevabı. Siz bekliyor musunuz böyle ben, bir şey? Ben objektif olarak baktığımızda eğer meclisteki oylama meclis iç tüzüğüne uygun yapılırsa, AKP'li milletvekillerinin başında eski güreşçiler falan milletvekilleri falan beklemezse, böyle bir iç tüzüğe uygun bir oylamada AKP'den fir olabileceğini düşünüyorum. Zaten kamuoyuna açıklanan 80 civarında bir baylok kullanıcısı varsa, bu milletvekillerinin referandum sonrasında siyasal hayatı bir tarafa, sosyal hayatının da tehlikede olduğu gerçeği var. Dolayısıyla bu süreçte ben bir AKP firesi bekliyorum. Ama AKP'de bunu bir baskıyla, şiddetle yönetme eğiliminde olacaktır diye düşünüyorum. Her şeye rağmen bu meclise güvenmek, beklenti içine girmek bizim hakkımız. Bu ulu meclise. Kuşkusuz. Ama diğer taraftan baktığımızda kamu araştırmaları neyi gösteriyor? Referanduma geçtiğimizde öyle sanılanın aksine büyük bir ekseriyetle evet çıkacağı, başkanlık sisteminin onaylanacağı şeklinde bir durum yok. %40'lar civarında evet ve hayır diye mi? %20 civarında tercihini belirlememiş. Ki AKP'ye yakın anket şirketlerinde dahi evet, o kadar iyi tablolar olmadığını evet, görüyoruz. Evet, yurttaşlar var. Ve bu referanduma biz iki tane belirleyenle giriyoruz. Birincisi olağanüstü hal ve kanun hükmünde kararnamelerle baskıcı bir rejim. İkincisi ise vatandaşın ekonomik hayatını etkileyecek bir ekonomik krize giriyoruz. Şimdi burada bir soru sormak gerekir. Ekonomik krizler siyasal iktidar değişikliklerine yol açar mı? Türkiye siyasi hayatında bunun örnekleri var. AKP aslında bir ekonomik krizin ürünü olarak bugün iktidarda. Yine de kuvvetli bir ekonomik krize gidebilir mi? Gidebilir. 2009 yerel seçimlerinden önce baktığımızda aslında AKP genel seçimler anlamında en büyük düşüşü yaşadığı ilgilenme oylarına bakarsak 38'lerde oy aldı. Dolayısıyla ekonomik krizlerin siyasal tercihleri etkilediğinin göstergesi var. Bu ekonomik krizinde böyle bir sonucu yol açabileceğini biz düşünmekteyiz. Yani bu dolayısıyla bu dolar baskısı vesaire konularından öte bu iki şeyin başkanlık sistemini etkileyeceğini düşünüyorum. Ama esas olanlardan bir tanesi şu, biz referanduma olağanüstü hal koşullarına mı gireceğiz, gideceğiz? Yoksa yeniden olağanüstünün kaldırıldığı, asgariden bir normalleşmenin sağlandığı bir koşula mı gireceğiz? Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi AKP'li yetkililere soruluyor bu. Ya işte o halde referandum olur mu deniyor. Onlar da diyor ki Güneydoğu'da 20 yıldır o hal uygulandı, oralarda seçimler de yapıldı, merak etmeyin olur diyorlar. Evet, onlar böyle düşünüyorlar çünkü aynı zamanda şöyle de düşünüyorlar biliyorsun bu akıl. Şimdi bir örnek verirsek, Boğaziçi Üniversitesi'nde biliyorsunuz seçimler oldu. Seçilen rektörü atamayıp Cumhurbaşkanı başka bir rektör atadıktan sonra ifade şuydu. Ya efendim üniversite birbirine girerdi, biz o yüzden böyle şey yaptık. Aynı kaygıyla seçimlerinde, Türkiye'de seçimlerinde iptal olabileceği, iptal edebilir aynı kafa. Yani eskiden bir şöyle bir topluluk, ben kendimden hatırlıyorum, sınıf başkanı seçimlerini bile önemseyen bir topluluk. Çocukluktan itibaren sınıf başkanı seçimleri bizim için önemliydi ama artık bu iktidar döneminde sınıf başkanı bile seçemeyeceğimiz bir demokrasiyle karşı karşıyayız ne yazık ki. Onu görmemiz lazım. Ve bütün bunun şeyinin de faturasında ne yazık ki mevcut iktidar ve onun sahipleri ödemiyor. Vatandaş ödüyor. Yani bütün bu tablo kime yansıyor? Türkiye'deki bütün bu doların artışı en çok kimi vuruyor? Bu ne dedi Cumhurbaşkanı? Yastık altındaki dolarınızı satın dedi. Hangi dolarlar? Hangi dolarlar? İşte ya dolar işte belki kendilerinin var ayakkabı kutularındaki o dolarları satmak istemişlerdir ama şöyle bir veriyle karşı karşıyayız. Onu açıklamak isterim. O da şu, Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yaptıktan sonra dolarını satanlar, TL'ye dönenler %34 zarardalar. %34 zarar. %34 var. Bir zararla karşı karşıyalar. Yani o gün dolarını satmasaydı vatandaş, dolara da kalsaydı bugün varlığı %34 daha değerli. Başbakan açıklamasını yaptıktan sonra. Vatandaş sonra niye dolara döner? Dövizdeki artış beklentisi fazlaysa dolara dönüyor vatandaş değil mi? Dolayısıyla hani bu durumda yastık altındaki doları bozun. Kime satacaksın? Ahmet satacak, Mehmet alacak Türkiye'de. Yani kendi içinde dönen bir ekonomide global bir krize karşı mücadele etmenin imkanı var mı? Böyle bir imkan yok. Dolayısıyla bütün bunların hepsini görmemiz lazım. Ben ekonomik anlamda rahatlama için genel başkanımıza, milletvekillerimize sık sık dillendiriliyor. Türkiye'de bir kere şu başkanlık ve referandum psikolojisinden Türkiye'yi kurtarmak lazım. Şu an ilk adım, ilk çözüm reçetesinin ilk maddesi bu mudur? Evet, önemli maddelerden birisi budur. İkincisi aslında turizmciler anketini az önce açıkladım. Niye kötümsersiniz diye sorduklarında turizmciler şey diyorlar, %71'i dış politikadaki gerginlikler diye söylüyorlar. Turizm Türkiye'nin önemli bir sektörü. Diyor ki bizim kötü girişimiz dış politikadan etkileniyor. Niye? Etrafımızda zaten kavga etmediğimiz komşumuz yok. AB çıtasını da kaybettik. AB çıtası zaten o başka bir şey. Ona birazdan döneriz ama demek istediğim şey şu. İkinci dış politikada bir rahatlama gerekiyor.
özellikle Irak ve Suriye konusunda ve terör konusunda IŞİD başta olmak üzere çok kararlı bir şekilde Türkiye'nin bu süreci götürmesi gerekiyor. Bunların önemli olduğunu düşünüyor Türkiye açısından ve hızlı bir şekilde olağanüstü halden kurtulması, kanun hükmünde kararname sürecinin hukuk sürecine ve adalet sürecine dönülmesi gerekiyor. Şimdi bunu niye söylüyorum? Siz yabancı bir yatırımcı olsanız, Türkiye'de yatırım yapmak isteseniz, yaptığınız yatırımın hukuki anlamda güvence altında olmasını ister misiniz? İstersiniz. Elbette. Şimdi mesela Rusya'da Putin iradesine buradan mesela Türkler'e giderken der ki ben orada mal alsam orada Putin var, her şey olabilir. Şimdi burada da Tayyip var, her şey olabilir diye düşündüğün andan itibaren yabancı yatırımcı Türkiye'ye yatırım yapmaz. Buradan doların aslında temel bir şeyine gelmek. 2 yıl önceki Türkiye'deki yabancı sermayenin yani borsadaki ve bizim yabancı sermaye tahvillerimizin rakamlarına bakarsak ve şimdiye bakarsak arasında yaklaşık 100 milyar doların olduğunu görürüz. Şu anda Türkiye'de borsada 40 milyar dolar ve yabancı para cinsinde tahvillerde 30 milyar bir yabancı para stoğu kalmış. Şimdi bu hal böyle olunca Türkiye'ye dışarıdan yatırımcının girmediği durumda iç dengelerle dövizi dengelemenin imkansız olduğunu düşünmekteyiz. Mümkünatı yok. Bunu görmek gerekir diye düşünüyorum. Az önce sizin söylediğiniz bu Avrupa şeyi de önemli. Avrupa Birliği tarihinde ilk kez müzakere süreci bir ülkenin tam üyelik başvurusu müzakere olan bir ülkenin görüşmelerini askıya aldı. Biz ne dedik? Parlamento kararı. Yani kıymeti harbiyesi yoktur dedik. Oysa kıymeti harbiyesinin ne kadar olduğunu son 15 günde anlıyoruz. Tam ifadeyi hatırlatayım ben. Evet. Dondursanız ne olur, dondurmasanız evet. ne olur? Evet. Denildi. Dolarla ilgili de dolsa ne olur, dolmasa ne olur? Yani evet. her şey ne olur, ne olur şarkısı var onu söylemeye geleceğiz en sonunda. Böyle garip şeylerle, hiçbir bilimsel gerçekliği olmayan varsayımlarla ekonomiyi yürütüyoruz. Ve bu sürecin Türkiye açısından oldukça önemli bir süreç olduğunu düşünüyorum. Avrupa Parlamentosu'nun aldığı bu kararın önemli olduğunu düşünüyorum. Ve Türkiye'nin bu ekonomi düzeltebilmesi için şu algıyı da hızla yıkması lazım. Türkiye Avrupa Birliği'nden kopuyor. Algısı Türkiye açısından çok zararlı bir algı. Bunun hızla yıkılması gerekir. Türkiye Şangay Beşlisi vesaire falan filan diyorlar ama esas itibariyle Türkiye'nin yönünü ta Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren yönlü, döndüğü taraf, ticaretin ağırlıklı olduğu taraf batıdır. Türkiye'nin batıdan kopuyor algısı Türkiye ekonomisine çok ciddi zararlar verecektir diye düşünmekteyim ben. Yani Avrupa Birliği umarız dünkü programda da konuştuk, Zaman Ruhu programında da. Yorumcularımızdan burada Merdan Yanardağ geçici bir süre politikadır bu dedi. Yani hiçbir zaman ondan vazgeçmek durumunda kalamazlar demeye getirdi. Buna katılıyorsunuz herhalde yorumlarınızda. Evet. Hı-hı. Geçici bir süre. Şimdi biz gelelim özel gündemimize. Hem olan biteni konuştuk, Türkiye'nin evet. gündemini konuştuk ama bir Bahçeşehir göleti mevzusu var. Yayından, evet, yayından önce fırsat oldukça hı-hı. neler anlatabileceğinize ilişkin konu başlıklarını bizlere verdiniz. Evet. Yani ağzımız açık hı-hı. dinledik. Hı-hı. Başlıklarımızı o şekilde yazdık. Şimdi bir bugüne nasıl gelindi? Çünkü bir plan iptal kararı var. Bu tamamıyla bir kazanım mıdır? Bunun başlangıcı evet. mıdır? Ona geleceğiz. Ama bu Bahçeşehir göleti mevzusu nedir? Aslında bir ifade düzeltmek lazım. Bahçeşehir gölet denince insanlar göletin ortasına binalar falan yapıldığını düşünüyor. Bahçeşehir gölet park diye büyük bir alan var Bahçeşehir'de. Bahçeşehir gölet park işin tam olayı, algısı. Şimdi bu alan ve alanın hemen karşı yamaçlarla ilgili daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir plan yaptı. Planın yapıldığı süreçinde biz de o dönemki o Bahçeşehir'de bulunan Bahçeşehirler Göletin eski halinde görüyoruz. Bahçeşehirler, gölet gönülleri de evet. Gönülleri de bir eylemlik süreci başlattı. İtirazlar yapıldı. Mahkeme süreçleri, itirazlar. Neticede o gün gezi direniş süreciyle olduğu için, gezi direniş süreciyle olduğu için bir geri adım atıldı ve o gün o planlar iptal edildi. Ama biz ya 2013 yılından bahsediyoruz. Evet. O zamandan başlayan bir süreç. O zaman biz İç Yönetim Kurulu olarak bir açıklama yaptık. Dedik ki arkadaşlar her ne kadar mevcut belediye başkanı da bir zafer şeyi attı. Ben sağladım, bakanla ben görüştüm diye Bahçeşehirli'ye mesajlar attı. Bir zafer ortamı yaratmaya çalıştı. Oysa var olan bir gerçek vardı. Sadece bir ötelemeyle karşı karşıyaydık. Daha sonra biz o gün bunu açıkladık. Sonra yeniden bir saldırı başlayacaktık dedik. Her şey onlar açısından normalleşince yeniden bir plan yapıldı. 3 yıl aradan sonra. Evet. Bu 2014 genel yerel seçimlerinden sonra genel seçimlerin hemen öncesinde Başakşehir Belediyesi'ne belediye başkanına yetki veren bir madde geldi. O madde mecliste kavgalarla geçti. Biz mahkemeye itiraz ettik. Bu karar kavga ortamında geçti, kavga ortamında oylandı diye. Mahkeme belki de Patagonya hukuk devletlerinde görebilecek bir kararla dedi ki her ne kadar ortamda kavga olsa da Türkiye'de bunun örneklerine sıkça rastlandığından ve olayın esasını bozmadığından
bu yetki kararı geçerlidir dedi. Yetki kararını takiben belediye bir ihale yaptı. Hı hı. İhaleyi sizlerle daha önceki yayında paylaştığımız üzere Fethullah Gülen'le ilişkili bir firmaya verdi. Bunun bütün belgeleriyle ilgili de geçen hafta arkadaşlarımızla birlikte biz mahkemeye başvurduk. Başakşehir Belediyesi'nin Fethullah Gülen örgütü üyesi olmakla birlikte yardım ve yataklık yapmak suçundan belediye başkanlığı hakkında yargılanmasını istediniz. Yargılanmasını ve belgelerini sunduk. Başka belgelerle birlikte sadece bu olay değil. Şimdi bütün bu suçlusunda bulunduktan sonra ihale kararının iptalini istedik. Oradaki Bahçeşehirliler Derneği davaya müdahil olmak istedi. Reddedildi. Danıştay kararıyla davaya müdahil oldu. Dava açtı. Hı hı. Yurttaşlar dava açtı. Planın iptaline ilişkin ihale iptali halen devam ediyor süreci. Ve planın iptaliyle ilgili yurttaşların açtığı davaya mahkeme olumlu cevap verdi. Bu bir kazanımdır ama başlangıçtır diyorsunuz. Şimdi bu bir kazanımdır. Hı hı. Fakat gelinen noktada, devam eden noktada mahkemenin bu kararına istinaden fiilen tebligatla değil, belediye bir mühürlemeyle değil, hı hı, ilgili firmayla bir pazarlık görüşmeleri de yapılaraktan, bunu özellikle söylüyorum, ve yaklaşan referandumda dikkate alınaraktan, tepkilerden aynı gezi sürecindeki, gezi mücadele sürecindeki çekinerekten, siz şimdilik inşaatı biraz durdurun, sonra biz işimize bakalım. Delinme noktasına geldi. Bizim de bu konudaki, oradaki sivil toplum kuruluş örgütlerinde kuvvetli bir şekilde muhalefetini biliyorlar. Şimdi durum şu, mahkeme planı iptal etmiş durumda ve inşaat durmuş durumda şu anda. Durdurulmuş değil belediye tarafından. Bir şey, bizim talebimiz şu, belediyenin mahkeme kararını uygulaması ve bir an önce inşaatı durdurması. CHP'li belediyeler böyle yapıyor, mühürlüyorlar. Ama belediye halihazırda bir üst mahkemeye de plan iptal kararıyla ilgili itirazda bulundu. Biz ısrarla söylüyoruz, bizim belediye başkanımızın Fethullah Gülen'le ilişkisi olduğunu söylediğimiz bu firma ile ilgili başka ilişkileri de var. Ne gibi? Çok net bir şekilde söylüyorum. Bahçeşehir'de Vaditepe var. Ben şimdi söylüyorum, buradan soruyorum. Bizim belediye başkanımız oradan bu firmaya daire aldırtmış mıdır? Sayısı yüzün üstünde midir? Bunların alım ve satım komisyonlarını kim alıyor? Belediye başkanının bu işle ilişkisi var mı? Bunu bunlar merak Başakşehir ediyorum. Belediye Başkanı'na evet, sorular. Bunu soruyorum belediye başkanına. İkincisi, sen bu firma hassas satış yöntemiyle sattığın halde bu firmanın hesabına henüz bir kuruş para geçmiyor. Bütün paralar Başakşehir Belediyesi'nin bir hesabında tutuluyor. Eğer sen ihaleyi verdiğin bu firmaya bu kadar güveniyorsan niye halihazırda o ödemeleri o firmanın hesabına geçmiyorsun? Gölet'te henüz inşaat başlamadan dükkanlar satılmış, dükkanlar kiraya verilmiş, kimin nereden alacağı belli olmuş durumda. Hal bununla yetmiyor. Kamu kuruluşları da buradan rüşvet istiyor. Orası projelendirilirken belediye yanlış bir hesapla dere alanını, brüt alan olması gereken net alanı gibi hesaplatıp o alana yetti ve inşaat alanını ona göre hesapladı. Şimdi şunu sormak istiyorum. Orası bir İSKİ havzası, İSKİ'nin de ıslah çalışması yapması gerekiyor. İSKİ, Başakşehir Belediyesi'nden orada dükkan istiyor mu? İstiyor mudur? Evet. Bununla ilişkili çok derin bilgiler var. Bunun değerlendirilmesi gerekir. Bunu özellikle söylüyorum. Bunlar vahim, önemli iddialar. Yani bunları bak söylüyorum. Vaattepe'deki inşaatı söylüyorum. Ve devam ediyorum. Şimdi bir izleyicimiz yazmış ya, bu tam bir ballı projeymiş. Evet. Onun arasından ballı kaymaklı ama vatandaşın da aslında çok kötü bir durum. Devam ediyorum bakın. Şimdi hemen Gölet'in yanı başında daha önce Bahçeşehirlilerin de itiraz ettiği alışveriş merkezleri var. O alışveriş merkezlerinden bir tanesi belediyenin yıpratma politikalarıyla işleyemez hale geldi. Şimdi belediye aynı bu Gölet'e ihale verdiği firmayı buranın alınması ile ilgili beraber görüşme yapıyor mu? Yapıyor. O firma burayı alırsa iktidara ve Cumhurbaşkanı'na yakın, çok yakın bir sağlık kuruluşuna, bir hastaneye burası verilecek mi? Verilecek. Dolayısıyla plan sadece Gölet planı değil, bütünüyle bir Bahçeşehir projesi, Bahçeşehir yok etme projesi, aslında doğaya da saldırma projesi. Bunu görmemiz lazım. Bu işin içinde sadece Başakşehir Belediyesi de yok. Bu firmayı Başakşehir Belediyesi'ne gönderen firma, bu firmanın merkezi Esenyurt'ta. Bu firmayı da Başakşehir Belediyesi'ne gönderen Esenyurt Belediye Başkanı. Al gülüm, ver gülüm, Başakşehir'i, Bahçeşehir'i yok etme peşinde bu arkadaşlarımız koşuyor. Ama buna izin vermeyeceğiz. Hukukun izin verdiği ölçüde olduğu adaletsiz bir ülkede hakkımızı arayacağız. Ama hukukun yetmediği zaman da siyasal ve meşru mücadelemizi
her yerde kararlılıkla Bahçeşehirliler olarak sürdüreceğiz. Bahçeşehirliği o konuda şeydir, kararlıdır. Bunu özellikle bildirmek isterim. Ve şunu soruyorum ben şimdi. Hem dolar mevzuları yapıyorlar ya, buradaki dükkanları TL'ye mi satıyorlar, dolara mı satıyorlar? Bu konuda bir bilginiz var mı? Çok yani, cidden. Ama gerçi burada dolara satıldığını biliyorum ben. O yüzden söylüyorum. Biliyorsunuz. Yani sonra mesela bizim belediye başkanımız lider bir takımımız var, Başakşehir'in değil mi? Başakşehir Spor var. İstanbul Başakşehir Spor. Başakşehir'den. Mesela oradaki futbolcu ödemelerini dolarla mı yapıyorlar, TL'yle mi yapıyorlar? Merak ediyorum yani. Ya bütün bunların hepsinin dolarla olduğunu biliyoruz. Tabii dolar bu denli gündemdeyken. Dolar, bunları soruyorum ben. Şimdi mesela dolar çok gündemde. Köprü ücretlerini dolarla alıyorsun vatandaştan. Dolara endeksli o firma. Vatandaşı dolarla soyuyorsun, dolar. Sonra diyorsun ki sen bir TL'ye dön hele. Şimdi mesela son olarak yani talimat göndermişler Diyanet'e. Hacı ve Umre'yi dolar üzerinden değil TL üzerinden yapalım diye. Evet. Bütün bunlarla ilgili çok daha şey söyleyebiliriz ama işin özeti bir şey söylemek istiyorum. Bugün bana gelen bir bilgi. Yine biz bunu mahkemeye götürdüğümüz için Başakşehir'de bir dini tesis alanı. Fonksiyonu dini tesis alanı göre gözüken. Adı dini tesis alanı ama içerisi nedir? Bir dini tesis alanı TÜRGEV'e devredildi. TÜRGEV'e. Şimdi bugün bana gelen bir fotoğraf, keşke yanar üstü verseydim. O arazi üzerinde bir yurt var. Yurt meselesi dönelim belki gireriz. Tabii. Yurdun adı Katibe Atmaca Yurdu. Gölet'teki firma ile ilişkili. Yani Gölet'ten dedim ya, Fethullahçı firma falan bunları yapıyor. O firmanın bir hani böyle yakın akrabasının ismini vermişler. Katibe Atmaca Yurdu olmuş. Dini tesis alanını biz TÜRGEV'e devretmişiz. TÜRGEV de onlara güzel bir Katibe Atmaca Yurdu yaptırmış. Hani bu TÜRGEV ile ilişkili olan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu değil mi? Hani bir sıfırla babacığım diyen, anlayamayan böyle, o değil mi? TÜRGEV'de yönetici değil mi bu arkadaşlar? Peki öteki firma, biz diyoruz ki bunlar Fethullah Gülen ile ilişkili. Niye onlarla ilgili bir aynı organizasyon içindeler? Bu şeyler, hani diyorlar 17-25 Aralık'tan sonra bitti falan, hepsi hikaye. Bunlar birbirinden vazgeçmez. Onu da söyleyeyim ben size. Ya şunu da vurgulamak lazım. Şimdi sizin anlattıklarınıza bakılırsa 2013'te bir rafa kaldırılmış. Evet. Konjonktürle alakalı. Şimdi tekrar bu ufak bir plan iptal kararıyla bir kazanım vardır ama evet, aynen. Yeniden gündeme gelecek gibi de duruyor. Aynen öyle. Şimdi bu yurda getirdiniz meseleyi. Son evet. Kalan 6-7 dakikamızda da aslında reklama gitmeden önce ona da girmek istiyorum. Evet. Şimdi Adana'da Aladağ'daki son faciayı biliyoruz. Süleymancıların evet. Yurdunda yaşananı. Evet, onun Süleymancılar dışında... diye söylemek lazım bunu. Çekiniyorlar. Evet, birçok yerde söylenmiyor. Ne yazık ki birçok medya ve basın kuruluşu kapatıldığı için aslında çok derin kalan yerlerden birisi. Süleymancıların yurdunda bu olay yaşandı. O kadar kişi, o kadar çocuğumuz hayatını kaybetti. Bunun dışında Karaman'ı biliyoruz yine. Konya var. Daha sonrasında birçok ilden gelen Karaman'la birlikte geldik. Yine Kütahya var. Çocuklara cinsel saldırıları biliyoruz. Evet. İstanbul özelinde yine birçok yerden ihbarlar gelmeye devam ediyor. Bu tip şeylerin gündeme gelmesiyle alakalı. Eğitim sistemimiz tamamen tarikatlara terk edilmiş. Hatta terk edilmiş demek yanlış olur. Bile isteye bırakılmış durumda. Evet. Buna ilişkin yorumunuz var. Bu cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaderleri zapt edilmiş diyoruz ya. Tam bu durumla karşı karşıyayız. Bir kere kanunen ilk öğretimde yurdu yapmakla ilgili özel kişiler mükellef olamaz. Devlet yapmak zorunda. Bu kanunen böyle ama sosyal devlet ilkesinin gereği de bu. Yurt yapmak sosyal devlet ilkesinin bir gereği. Dolayısıyla bu durumda gelinen noktada biz Adana özelinde eğer bakarsak olaya, o gece yayınları çok böyle şeyle esefle izledim. Hiç kimse çıkıp bu yurdun sahibi kim diye kuvvetle soramadı. Alacağı bu cevabın kimin olduğu belli olduğu andan itibaren alacağı cevabın Süleymancılar olduğunu bilenler bu soruyu kuvvetle soramadılar. Oysa şunu söylememiz lazım. Süleymancılar, tarikatlar, bu yurtlar bunların elindedir. Ve çocuklarımızı bir an önce bundan kurtarmalıyız. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak söylediğimiz çok netti genel başkanımız seçim projesinde. En kısa zamanda yurt bu sorunu çözeceğiz. Çocuklarımızı biz ne tarikatların kucağına ne de eğer varsa bu işi ticarete döküp kullananlar onların kucağına itmeyeceğiz. Bu alanı bir ticari alan olmaktan çıkaracağız. Bütün mesele bu. Şimdi Adana yurdunda durum bu. Kütahya'da bugün Hürriyet gazetesinde okudum. 12 yaşında bir çocuk abisi ziyarete gidiyor. Beraber çıkabilir miyiz, izin istiyor. İşleri bitirin öyle gidin diyor. Sanki çocuklar yurtta iş yapmak zorunda. Kıyma makinesine kolunu kaptırıyor. Evet. Sonra diyorlar ki eğer sen bunu açıklarsan seni tedavi ettirmeyiz. Açıklayamıyor. Baskı. Mevcut iktidarın baskı karakteri mevcut iktidarın yurtlarda da var. Çocuklar sesini çıkartamıyor.
Aladağ'daki aileleri dinlediniz mi bilmiyorum. Onlar da yani çevrede kilometrelerce uzakta bile başka bir yurt seçenekleri olmadığı için birçoğu oraya gönderiyor. Sonra cenazelerini bile götüremediler köylerine, gördük. Türkiye'de ücretli yol yapmakla övünenler, artık ücretli yol diyorum yani, yol değil, ücretli yol yapmakla övünenler köylerin yollarını yapamıyorlar. 7 kilometrelik yolu düzeltemiyorlar. Böyle bir noktadayız. Kime yol yapıyorsunuz siz? Kime yaptınız? Anadolu'nun birçok köyünde yolların böyle olduğunu ben biliyorum. Ama ücretli yol olunca yapıyoruz. Çünkü ücretli yol birilerine para kazandırıyor. Otoyol yaptık diyorlar. Otoban yaptık diyorlar. Vatandaşın normal yolunu yapın. Niye yapmıyorsunuz? Cenaze götüremiyoruz. Bu şimdi şey midir? Yani bu aynı şekilde tekrar başa dönersek. Bir, yurtlar yapmamız lazım. İki, köy okullarının yeniden açılması lazım. Yerinde eğitimin kuvvetlendirilmesi lazım. Anadolu'da kapanan onlarca okul var. Anadolu'da kapanan her okul aslında o köyün de yok olması anlamına geliyor. Bunu bilmeniz lazım. Eğer bir köyde okul kapanıyorsa o köy yok olacaktır. Bunu bilmemiz lazım. Hiç kimsenin Anadolu köylerimizi yok etmeye hakkı yoktur diye düşünmekteyim ben. Yurt problemi ilkokullarda var. Üniversitelerde de var yurt problemi insanlar. Böyle pıtrak gibi üniversiteler, her il üniversiteler bilimsellikten, akademik gerçeklikten uzaklaşmış üniversiteler açarak oralarda çocuklarımızı yine tarikatların kucağına itmiyor muyuz üniversiteleri? Orada yani, da durum bu yani. Sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz. Belki de öğrenciden önce, bilgisayara bakmadan önce öğrenci sınav sonucunu, telefonu çalıyor. Evet. Ve işte bu yurtlarımız sizlere hazırdır. İsterseniz götürüp gezdirelim. Evet. Sınav sonuçlarına böyle bir imkan verildi. O eski ortaklıklarını hatırlatalım. Çocukların durumu böyle. Çocuklar bir psikoloji halinde. Ben kendi oğlumun bir psikolojisinden bahsetmek isterim. Dün bir panel gerçekleştirdik. Başakşehir'de çok da başarılı bir panel oldu. Hem katılımcılara teşekkür ediyorum. Ama orada benim oğlum sabahleyin şöyle bir şey kullandı. Hani biz demokrasiden falan bahsediyoruz ya. Baba dedi ya, siz ekonomik kriz falan bahsediyorsunuz ya baba. Oğlum. Ama dedi saray varsa dedi cumhuriyet olmaz ki dedi. Bir yerde saray varsa, bu 10 yaşında. Monarşidir o dedi bakın. O çocuk padişahlık demedi, monarşi dedi. 10 yaşında çocuk. Saray varsa cumhuriyet yoktur diyor. Bizim şimdi aynı nokta olmamız lazım. Saray varsa cumhuriyet yoktur. Devam etti oğlum. O dedi sarayı satsınlar bari dedi ekonomik krizi çözsünler dedi. Yani büyüklüğünü bilmiyor tabii. Ama saray varsa yok. Ve bu saray kararlar, başkanlık kararı nerede alındı? Cumhuriyetin simgelerinden birisini Çankaya Köşkü'nde böyle bir karar alındı. Böyle insanın gözüne sokar gibi. Diyorlar ki biz Çankaya Köşkü'nde bu cumhuriyeti yok ediyoruz. Bakın burada. Bazı değerler işaret edilerek göz diyorsunuz. Göz göre göre işaret ede ede yapıyoruz. Çekinmiyoruz diyorlar. Fütursuzca yapıyoruz bunu diyorlar. Ve orada yapıyorlar. Ve vatanseverlikle, milliyetçilikle övünen bir partinin genel başkanı da orada oturuyor. Nasıl oturduğunu bilmiyorum ama oturuyor. Ya ben şöyle düşünüyorum. Bunu birisi tehdit mi ediyor? Diyor, bir şantaj mı var? Hani bu şantaj şeyi iktidar ya. Fethullahçılardan onu da devralmışlardır muhtemelen. Sadece onların şeylerin değil. Acaba MHP genel başkanına birileri şantaj mı yapıyor diye düşünüyorum bazen. Çünkü sizin ekranlarda... Çünkü inanamadığınızı söylüyorsunuz. Ekranlarda da görüyorum. Ya peş peşin 2015 yılında 3 kere 4 kere grup toplantılarında başkanlık olmaz, işin duasına aykırıdır diyen, önüne ip atan, ip fırlatan... Kronolojik olarak evet, onlar yayınlanıyor. İp atan, ip fırlatan bir başkan şimdi nasıl oluyor da buna kabul görüyor. Ve şunu bile bile, şimdi başkanlık rejimlerinde kaç parti var Amerika'da? Cumhuriyetçiler ve demokratlar var. İki parti var. İki parti var. Türkiye'de şöyle bir gerçek var. İki partiden birisi her zaman Cumhuriyet Halk Partisi. Diğeri AKP ya da onun muadilleri küresel sistemin temsilcisi bir parti olacak. Şimdi de gerici İslamcılığın da temsili beraberinde. Şimdi iki parti, MHP nerede kalacak? Yok olacak MHP. Göz göre göre, şimdi buradaki MHP'lilere de çağrı yapıyorum. Bakın, başkanlık projesi aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nin yok olma projesidir. MHP'nin konumu ne olacak? Bunu reklamdan sonra gelelim çünkü reklama gitmemiz gerekiyor. Efendim Sol Şerit pazartesi günü başladık haftaya. Önemli detaylar konuşuyoruz. Olan biteni de konuşuyoruz. Özel gündemimiz var. Onu da konuşuyoruz. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Açtık kısa bir reklam arasına da gittik. CHP Başakşehir İlçe Başkanı Özgür Karabat'la birlikte sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birçok meseleye girdik ama
Şimdi o kadar dolu dolu geldiniz ki reklam arasında mesela bir de AVM meselesiyle ilgili bir şey söylediniz. Ben bunu canlı yayında açıklamak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi İstanbul'da bir AVM gerçeği var. Bunu hepimiz biliyoruz. Vatandaşlar görüyor. Her kavşakta bir AVM var. Hatta durak isimleri artık AVM'lerden oluşuyor. Evet. Metrobüs, otobüs durak isimleri. O denli fazla. Ama yabancı kültürümüze gelişiyor sayede. Hiç Türkçe isimli AVM'ye rastlayamıyoruz. Falan. Ama yani şimdi insan böyle yapınca tahayyül etmesi daha zor olabiliyor. Ne kadar AVM vardır, diğer ilçelere gitmeden göremiyorsunuz ama çok olduğunu biliyorsunuz. Evet. Ama işin mahiyetini anlamak için herhalde başka ülkelerle kıyaslamak gerekiyor. Siz buna ilişkin çok çarpıcı bir veri söylediniz reklamda. Onu tekrar etmenizi rica edeceğim. Bu veri de şöyle, Cumhurbaşkanı dolarlarınızı bozduğun lafını nerede açıkladı? Bir AVM açılışında açıkladı. Evet. İstanbul'daki AVM sayısı 104. 104. Bu rakam Londra, Paris ve Berlin'in iki katı. Bu üçünün iki katı. Bu üçünün iki katı. Şimdi hal böyle olunca yani AVM açarak biz ekonomik krizi ve doları indirebilir miyiz? Doları indirmenin temel formülü az önce söyledim. Dış ilişkileri kuvvetlendirmek, dış ticaret ilişkileri kuvvetlendirmek ve döviz kazandıran fabrikalar açmak, AVM açmak değil. Yani o yüzden bu rakamı özellikle açıkladım. Bizim ekonomimiz, siyasal rejimimiz biraz ensar rejimi. Ekonomimiz biraz AVM ekonomisi. Hal böyle olunca da üretemeyen bir ekonominin ilerlemesi mümkün değildir. Şöyle açıklıyorlar, diyorlar ki dolar zaten dünyada da değer kazanıyor. O yüzden bizde de değer kazanıyor. TL o yüzden değer kaybediyor. Fakat mevzu bahis olan şey şu değil ki, bir kere şunu bilmemiz lazım. TL dolar karşısında en çok değer kaybeden ikinci paranın iki katı kadar değer kaybediyor. Bunu görmemiz lazım. Ama TL sadece dolar karşısında değer kaybetmiyor. Hani böyle kötümser anlıyoruz ya Brezilya ekonomisi falan diye. Brezilya parası real karşısında TL son bir ayda %10 değer kaybetti. Yani Brezilya parası karşısında da değer kaybetti. Brezilya parası da değer kaybetti. Bunu demek Türkiye ekonomisi de değersiz hale geliyor anlamına diyor. Geliyor ve şimdi ne diyorduk biz? Faizleri düşürün diyorum bankalara. Düşürmüyorlar. Cumhurbaşkanı düşürün diyorum. Düşürmüyorlar. Merkez Bankası Başkanı sürekli kavgalar. Peki şimdi, ne yapılmalı bu ekonomik çöküşten? Çıkış için ne yapılmalı? Evet. Bu ekonomi az önce söyledim. Birincisi yeniden bir üretim ekonomisine dönüşün formülasyonu yapılmalı. Ama kısa vadede de yapılması gereken şeylerden bazıları tekrardan dış ilişkilerimizin düzenlenmesi. Avrupa ile barışık hale tekrardan gelinmesi, Avrupa Birliği hedefinden kopulmaması, IŞİD problemini ile ilgili çok kararlı bir şekilde üzerine gidilmesi ve özellikle IŞİD'in Türkiye ayaklarının temizlenip Türkiye'nin güvenli bir ülke haline gelmesi, dış yatırımcıların Türk pazarına güvenmesi ve Türkiye'nin bir hukuk devleti yeniden olması, dolayısıyla o halin kaldırılması ve kanun hükmünde kararnameler hukukunun yok edilmesi ve hızlı bir şekilde başkanlık ve referandum psikolojisinden kurtulup insanların yeniden piyasaya güven duymaları gerekir. Bir ekonomi yatırımcıyla yeniden kendine gelebilir. Yatırımcının da en temel şeyi piyasaya duyduğu güvendir. Piyasaya güven duymayan herkes TL'nin de değer kaybettiğini görerek kendi parasının, bu küçük yatırımcı, küçük tasarrufçu olabilir, 5 bin lira, 10 bin lira parası da olabilir, 5 milyon, 10 milyon parası olan da olabilir, hızlı bir şekilde dövize döner. Kendi ekonomide kuvvetli olmadığı için Türkiye'nin de ekonomik deflesi şu anda budur diye düşünüyorum. Süremizin sonuna geldik ama buradan örgüte de belki bir mesaj vermek isterseniz. Ben şunu özellikle söylemek isterim. AKP yenilmez bir iktidar değildir. AKP yenilecektir. Tek bir formülümüz var. Biz Cumhuriyeti nasıl kurduysak, 10 yılda demir ağlarla ülkenin her tarafını nasıl ödüysek, bugüne denk düşen onları yapacağız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bir tufan zamanındaki gibi herkese kendisini açmış, bu diktatörlüğe karşı tek parti değil, tek adam rejimine karşı bir tufandaki Nuh'un gemisidir. Herkesin o gemide yerini alması gerekir. Şimdi bu tufanı hep beraber yok etmemiz gerekir. Ve biz şunu söylüyoruz ki CHP, Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kongrelerle, demokrasiyle kurdu. Sivas Kongresi'yle, Erzurum Kongresi'yle, Amasya Tamı ile, daha sonra kurduğu fırkayla, yani savaş anında bile demokrasiyi ilerleterek Kurtuluş Savaşı'nı kazanmışız. Bugün de bu krizin çıkışının yolu demokrasiyi geliştirmekle de düşünüyoruz. Peki. Özgür Karabat'la birlikteydik. Çok teşekkürler. CHP Başakşehir İlçe Başkanı'nı konuk ettik bugün Sol Şerit'te. Yarın tekrar karşınızda olmak üzere diyelim. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Sağ olun.